Merhabalar değerli Süper Haber izleyicileri. Metehan Demir'le birlikteyiz. Metehan Bey merhabalar. Selamlar. Bayram öncesi herkesin bayramını şimdiden kutluyoruz. Evet. Sağlıklı bir, güzel bir Evet, bayram evet. gelecek biliyoruz. Selam Sizin de sevgilim. bayramınızı kutlayalım. Herkesin bayramını kutlayalım. Şimdi Ramazan bayramı geldi çattı. Ve 81 ilde de 4 günlük sokağa çıkma yasağı var. Şimdi biz alışkındık tabii İstanbul'da, Ankara'da. 81 il biraz onun şeyini yaşıyor. Böyle biraz heyecanını da yaşıyor. Ben bu sabah Çanakkale'den biriyle konuştum mesela. Ne yapıyorsunuz dedim. İşte hazırlanıyoruz dedi. Ben dedim ki biz tecrübeliyiz. Sakin olun. Bir şey olmayacak. Küçük küçük alışverişinizi yapın. Hazırlığınızı yapın dedik. Artık bunlar herhalde son tedbirler. Yavaş yavaş pandeminin bir düşüş halinde olduğu şeklinde açıklamalar var. Zaten veriler de bunu ortaya koyuyor. Umarım artık bayram sonrası yavaş yavaş o eski normalimize biraz daha döneceğiz gibi gözüküyor. Tabii yine yeni normal aslında. Eski normal demeyeyim çünkü o sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Belki bir süre daha maske takacağız. Bu şekilde hayatımıza döneceğiz gibi gözüküyor. Şimdi bu bayram öncesi programda bir başlığı yine öne çıkaralım dedik. Sizinle tek başlık üzerinden bir değerlendirme yapalım istedik. Ama kısa süreçle ilgili bir şey söyleyebilirim belki şu Tabii tabii bayram. tabii. Tabii. Ama yani istersen sen senin sorundan sonra söyleyebilirim. Nasıl uygun görürsen. Yo yo buyurun 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 buyurun. Bayram sonrası restoranların, kafelerin açılmasına dair birçok şey gündeme gelecek. Ama senin dediğin gibi sosyal mesafe, işte hijyen, bu elimizin yıkanması ve maske meselesi olması olmaz olarak bir süre daha devam edecek. Bu yeni anormalde yeni anormal Game Changer olarak adlandırılan oyun değiştirici açıklamalar da bekliyoruz Haziran ayında. Bunlar virüse karşı toplumun önemli ölçüde olmasa bile belli seviyelerde bağışıklık kazandığının belirtilmesi. Dün çünkü ben çok enteresan bir sürecin içinde etkili önemli bir profesörle konuştum. Virüsün de eskisi kadar dramatik sonuçlarla hastaneye hasta göndermediğini, enfekte olanların eskisi kadar ağırdan etkilenmediğini ve virüsün de güç kaybettiğini ya da iki organizmanın birbirini tanıdığı şeklinde açıklamalar yaptı. Bana çok ilgimi çekti. Bu nedenle ben Dünya Sağlık Örgütü ilaç mı aşı mı şu mu falan derken bir anda değişik bir açıklamayla sürecin de farklı bir yöne doğru gidebileceğini düşünüyorum. Barış'cığım, çok dikkatli olmamız lazım. Tıbbi bir gerçekliği var ama kötümserlere de lütfen dikkat edelim. İkinci dalga, üçüncü dalga, dördüncü dalga diyenler var. Ne zaman iki Var. geldi, ne zaman üç geldi, dört nasıl? Yani bunu artık bu kötümserlerin tuzağına da lütfen, lütfen düşmeyelim. Dikkatli olalım ama ben ekranlarda ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı açıklamaları ya da Çin'den geliyor bak dikkat et kötümser şeyler Evet. genelde. Şu mu bu mu? Artık biraz kafam karışmaya başladı. İsveç Danimarka örneği var. Yapmıyoruz arkadaş dedi İsveç. Biz dedi biz bunu böyle yaparız dedi. Rakamlar gayet iyi. Ona rağmen İsveç'i karalayan haksız haberleri dün akşam bana biri gönderiyor. Onları araştırdım. Hiç de öyle değil. Yani dikkat edelim ama kötümserlerin başka birilerinin tuzağına düşüp düşmediğini ya da kötümserlik kaynaklarının hangi mantıkla ne yaptığına da dikkat edelim. Bu işin rengi biraz değişmeye başladı çünkü yani. Evet, öyle gözüküyor. Peki şimdi biz bugün aslında bununla bağlantılı bir şey konuşacağız. Hastaneler meselesi. İstanbul'da iki hastane kuruluyor. Dün de başka bir hastane açıldı aslında. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi. Konuşulan başka iki hastane var. Sahra Hastaneleri denildi. Bunlar pandemi hastanesi olacak denildi. Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı Doğru. süren çok kısa bir süre sonra da açılacak olan hastaneler. Bir yandan bu hastaneler tartışılıyor. Şöyle tartışılıyor. Ya pandemi süreci madem hani düşüşe girdi artık virüs yavaş yavaş gücünü kaybediyor. Bu hastanelere ne gerek vardı diyenler var. Diğer taraftan bunun işte sağlık turizmiyle ilgili çok önemli bir aslında katkı sağlayacağı açıklamaları var. Bu hastaneleri bugün biraz konuşmak istiyoruz. Perde arkasında ne var bu hastanelerin? Bu hastaneler aslında hangi sebeple kuruluyor? Neye hizmet edecek? Niçin gerek duyuldu? Biraz bunları konuşalım istiyoruz. Evet. Sevgili Barış, sevgili izleyiciler şunu bir kere söyleyeyim. Evet bu hastaneler pandemi olarak kullanılabilir. Evet bu hastaneler değişik hastalıklara reaksiyon vermek ve karşılık verebilmek için tedavi amacıyla kullanılabilir. Ama size şunun özellikle altını çizeyim. Devletin en başından beri bu bir devlet politikasıdır. Devlet hazırlığıdır. Gelecekle ilgili projeksiyondur. Devletin en başından beri bu hastanelerin özellikle Başakşehir'deki Çam ve Sakura Hastanesi'nin mantığının temelinde olası bir depremde yaşanacak tüm senaryolara karşı sağlık altyapısının hazırlıklı olmasıdır. Dün açılan Çam ve Sakura Hastanesi'nin sismik izolasyonu
neredeyse mükemmele yakın. İstanbul'un Allah korusun yaşayabileceği bir depremin çok üzerinde deprem dayanıklılığıyla inşa edildiğini bana dün Türkiye'nin çok önemli deprem profesörlerinden bir tanesi söyledi. Ve o açıdan Sayın Şerif Barış hocamız söyledi, profesör. O açıdan yani isim de veriyorum, bunu bilinçli bilen insanların ağzından aktardım. Özellikle bir komplo teorisi aktarmadığımızı söylemek için söylüyorum. 8.89 civarında, yani 8.5 üzerindeki depremlere bile dayanıklı olduğu söyleniyor. Sismik izolasyon demek. Yani biliyorsun depremden bağımsız bir şekilde hareket edebiliyor. Onu evet. Deprem aslında izole edebiliyor diyor. Türkiye'deki tüm şehir hastanelerinin de bu şekilde inşa edildiğini söyledi. Türkiye bu koronavirüs belası gelir geçer defolur gider. Ama Türkiye'nin deprem gerçeği, depremle beraber yaşama ve hazır olma gerçekliği hep kalacak. Ve o açıdan bu durumlarda yine uzmanlardan benim aldığım bilgi, en büyük darbeyi depremden sonraki kısa sürede yapamadığın müdahalelerden dolayı deniyorsun Barış. Çünkü yıkılmış hastaneler, geçen depremleri hatırlasana, hastaneler insanların başına yıkıldı. Daha oraya gidiyorsun, devletin binaları yıkıldı. Çünkü öyle çürük yapılmış ki zamanında. O açıdan şimdi devlet buraları sağlam yapıyor. O, bak dikkat et. Açan kim? Japonya'nın başındaki isim evet. Abe. Evet. Açan kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İki ülkenin ortak paydalarından bir tanesi de ne? Dostluk deprem. İşte beraber deprem. Japonya evet. Artık bu işin şey oldu yani dünyada kompedane oldu. Burada çok sembolü bile aslında isimler bile sembol anlamında bize gerekli mesajları çok net olarak vermiyor. Bağırıyor resmen yüzümüze. Evet. Çam ve Sakura. Türk ve Japon işbirliği. Ortak yapım. Çünkü dikkat edersen 500 ameliyat yapılabiliyor. 2600 küsür yatak anında müdahalesiyle etkin hale getirilebiliyor. Yüksek deprem katsayısında sarsıntılara karşı koyabilme kabiliyetine sahip. Rakamlar o kadar çarpıcı ki. Yani aynı 500 ameliyat kapasitesi nedir? Korkunç bir şey. Tabii. Ve herhalde olmayan hiçbir branş da yok. Tüm teknik altyapılar, dünyanın en iyi teknik tıbbi donanımları hepsi getirilmiş durumda. Buna bakıldığı zaman Türk ve Japon isimleriyle olan bir hastane tabii ki devletin planlarının uzantısının bir yansımasıdır. Türkiye bunları depreme hazırlık için yapıyor. İnşallah olmaz ama bu konularda hazır olmadığımı da büyük dediğim gibi en büyük tabloyu depremden hemen sonraki süreçte müdahale edemediğin için yaşıyorsun. Yani Allah korusun küçücük bir sıyrıktan bile iltihaptan insanları kaybedersin. Tabii. Bir müdahale edecek durumun olmazsa. Hazır olmakta fayda var. Şehir hastanelerinde böyle yapılan altını çizelim. Hatta Şerif Hoca şunu söyledi. Kocaeli'deki hastanede ilk kez Türkiye'de buna uyarak yapılmış. Biz şimdi çok rahatız diyor. Kocaeli'de deprem riski olan biliyorsun illerimizden bir tanesi. Yani çok önemli merkezlerden. O açıdan iyi olan şeyleri alkışlayalım. Biz evet, iyi olan bölümü ilgileniyoruz. Depreme hazır mezimiz ben o bölümünü koronanın başından beri farkındalık ve hassasiyet sürsün diye özellikle de belirttim. Ha şunu söyleyeyim. Demin ama sen çok güzel bir şey söyledin. Lafı uzattım kusura bakma. 1.1 milyon sağlık çalışanı var Türkiye'nin. Bir, sağlık turizmi. İki, sağlık diploması için de kullanılabilir. Sağlık turizminden kastım yani bu işte Türkiye muazzam pratik akıllı 1.1 milyon sağlık çalışanı. Buna doktorundan hasta bakıcısından hemşiresine hastaneyi temizleyen görevlisine kadar hepsini dahil edebiliriz. Umki ekiplerine, herkesi yani tüm ambulans, acil ekiplerine kadar. Bakıldığında Türkiye yurt dışına ekipler bile gönderebilir o hastanelere. Tabii. İşbirliği için. Ya da yurt dışından buraya hastalar getirebilir. Hep onu söylüyorum. Almanya hastane ve hasta ihalelerine girmeye başlamış. Türkiye bunu bu güçlü altyapısıyla hayli hayli yapabilir. Fırsatın varken, imkanın ve potansiyelin varken değerlendirmesini bileceksin. Ama biz ne yapıyoruz? Her gün bir saçma sapan bir konuyla birbirimizi yiyoruz. Aynen. Saygı yok, birbirini yeme var. Anlamsız bir... Geçen çok güzel bir yerde bir hoca bir şey söyledi, hoşuma gitti. Yahu dedi, oturup bir kitap okumayı düşünmüyoruz. Sabah açıyorum, ben buradan Barış'a nasıl saldırabilirim onu düşünmeye başlıyorum. O onu açıyor, ona saldırıyor. Hiç kimse saldırıyor. Türkiye'ye saldırıyor. Saldırma kardeşim. Sakin ol. Sakin. Lütfen. Yani evet. Olacak bir iş ya. Ya maalesef işte dediğiniz doğru. Yani olumlu taraflara hiç bakmıyoruz. Bir de kendini adam, mutsuz ediyorsun. İnsanlar kendini mutsuz ediyorsun. Yani böyle mutsuz, huzursuz bir hayatı sürüyorsun. Sürekli ona buna işte sataşarak, onunla ilgili, bununla ilgili kötüleyerek orada sosyal medyada işte ekranda, gazetede her neyse. Yani garip bir ruh hali tabii. Bunu hep konuşuyoruz.
Şunu söyleyeceğim. Şimdi biz bunu konuşunca sizinle, siz açıkladınız şimdi aslına bakarsanız deprem hazırlığı diye. Hemen şu sorulacak. Acaba, hani zaten bekliyoruz hani İstanbul'da bir deprem beklendiği hep konuşuluyor. Şu soru gelecek tabii izleyicilerden büyük olasılıkla. Acaba bu deprem yaklaştı da bu hazırlık bunun için mi hızlandırıldı? Bu böyle bir şey mi var? Bir öngörü mü var? İşte deprem uzmanları bu yönde bir veri mi elde ettiler? Bu soru akla gelecek. Böyle bir şey var mı? Yani hep konuşuyoruz ya hani hep deprem uzmanları söylüyor. Depremin tarihini bilemeyiz. Ne zaman olacak? Bilemeyiz fakat olacak. Ve işte büyüklüğüyle ilgili çeşitli şeyler söyleniyor. İşte 7 diyenler var, 7'nin 6 diyenler var. Bu konuda bir öngörü var mı? Yani böyle bir devletin elinde böyle bir çalışma, böyle bir veri var da o nedenle mi hızlandırıldı bu hastane çalışmaları? Yani devletin elinde şu tarihte var mı yok mu diye bir veri olacağını sanmıyorum. Ama Barış, artık tüm uzmanlar İstanbul'da geçen Eylül'de yaşanan o tedirgin edici 5.8 şiddetinde. Ben vallahi bir binanın 17. katındaydım. 18. katındaydım. Çok tedirgin edici İstanbul'da yakalandık. O depremin ne olduğunu ben de daha şiddetli ne olabileceğini hissettim ki 5.8 buysa hatırlıyor musun bir koca gökdelen böyle yapılamıştı. Yani onun biliyorsun her 0.1'ini bilmem kaç kat şiddetini arttırdığı da söyleniyor depremi. Şimdi rakamlar aklıma değil, yanlış bilgi vermek istemiyorum ama ben deprem uzmanlarıyla konuşuyorum. Türkiye'nin otorite sayılacak isimleriyle, şovmenleriyle değil, otorite sayılacak isimleriyle, sessiz sedasız işlerini yapan doğrudan Japonya'yla ve devletin ciddi kurumlarıyla çalışan o kahramanlarla konuşuyorum. O deprem, İstanbul'da yaşadığımız deprem artık son uyarıydı dediler. Yani uyarı hani bir daha olmayacak anlamında değil. Hazırlıklı ol, geliyorum uyarısıymış o. Artık geliyorum yani tabii dünyada keşke öyle bir teknoloji olsa işte şu tarihte olacak falan diye hazırlık yapsa ama hazırlıklı ol geliyorum deyince artık her an olabilir. Bazıları diyor işte her anda olabilir, 3 yılda olmayabilir ama sonuç olarak bu deprem bilimsel verilere göre o fay hatlarının işte sismolojik göstergelerine göre geliyor. Ve Bursa, İstanbul, Tekirdağ o bölgenin işte o bölge daha önce Sakarya, Adapazarı o bölgenin tekrar risk altında olduğu söyleniyor. Bursa ve civarının mesela bana bir profesör çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ama dediğim gibi ben uzmanıyım haddime de değil onların söylediğini aktarıyorum. Ama evet. Arzu edersen haftaya Türkiye'de bu konuda Ahmet Mete Işıkara rahmetli hocamızın en yakın çalışma arkadaşı olan çok değerli profesör Profesör Barış hocamızı beraber alalım yayına eğer tamam. Görürse Barış. O bir numaralı otoritelerden bir tanesidir Türkiye'de. Çok ciddi referanstır. Yurt dışı Japonlarla beraber çalışıyor. Ciddiyeti açısından söyleyeyim. Bir konuşalım ondan dinleyelim. Ama ben durumun parlak olmadığını söyleyebilirim. Bak Elazığ ile ilgili de uyarılar yapılıyor. Evet. Yani yapılıyordu millet ya dur bakalım canım falan diyordu. Mesela tamam. Böyle bir şey söylediğin zaman millet diyor ki yine açtın şom ağzını. Ya benim ağzımla söylememle olmuyor. Bunlar bilimsel veriler. Sakin. Yani hiç konuşmayınca, düşünmeyince o deprem olmayacak mı sanıyorsun? Yani. Hadi ben sustum. Sen susmayla alakası yok. Biz hatırlatıyoruz. Uğursuzluk tabii. İçin değil. Hazırlık yapalım kardeşim. Hastaneleri güçlendirelim, okulları güçlendirelim. Çocuklarımız mahsur kalmasın, sıkıntı olmasın, insanlarımız ölmesin, yaralanmasın. Ülkemiz güç kaybetmesin. Tabii. En az 100 milyar dolardan bahsediyorlar Türkiye böyle bir şey olsa. En az maddi açıdan da söyleyeyim. Öyle. Her şey para değil. Hemen biliyorsun hemen bir kulp takılıyor. Her şey para değil. Her şey para değil karşın. Değil evet. Canlar da çok önemli ama canları kurtardıktan sonra önce can değil mi? Sonra canan dedikleri ülkemizin ayakta kalması. Tabii. Ama ayakta kalması için maddi gücün olması lazım. Sen eğer ayakta tutabiliyorsan tut da böyle nefret söylemlerini ama öyle olmuyor işte o açıdan. İstersen uygun görürsen bir haftaya da değerli izleyicilerimize hocamı getirelim ve evet. Onlarla birlikte bir durumu ondan dinleyelim. Vallahi yapalım çok iyi olur. Bu konuyu hem bir kez daha gündeme taşımış oluruz hem de hocamızın değerli öngörülerini, görüşlerini almış oluruz. Biz de kendisinden faydalanmış oluruz. Ben de çok memnun olurum. Yapalım önümüzdeki hafta. Şimdi az önce bir şey dediniz ya hani biz işte asıl konuşmamız gerekenler yerine saçma sapan gündemlerle uğraşıyoruz. Her gün başka bir şey tartışıyoruz. Şimdi birkaç gündür de tartışılan bir şey var. Oradan buraya geçmek istiyorum. Bu İzmir'deki olay. Evet. İzmir'de camilerden işte merkezi ezan sistemi var malum. Önce bir çalbella çalındı birkaç ilçenin camilerinde. Sonra da en son Selda Bağcan'ın bir şarkısı çalındı. O hat frekansa giren kişiler tarafından kimler olduğu belli değil. Bir kişi gözaltına alındı ama henüz tam olarak aydınlanmış da değil. Hatta Selda Bağcan da açıklama yaptı.
kınadı bu olayı. Olacak iş değil, sorumlular bulunsun dedi. Herkes tepki gösterdi. Ayrımsız olarak herkes tepki gösterdi. Çünkü hakikaten kabul edilebilecek bir şey değil. Ama ilginç bir şekilde iki gün üst üste olması hakikaten çok dikkat çekici. Hele ki özellikle sosyal medyada bu ayrışmaların olduğu, kutuplaşmaların olduğu bu dönemde, tartışmaların sürdüğü bir dönemde bunun yapılıyor olması bana biraz şey geldi. Yani böyle altında biraz bir şeyler arıyorum sanki bunun. Ne olabilir? Nedir bu? Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Bu bir yabancı servis tavsiyesiyle bir takım kendini bilmezin yaptığı bir iş olabilir. Bu birincisi. İkincisi, Türkiye bu oyuna gelmez. Barış'ın. Türkiye'de çünkü çok alçakça birçok şey denendi bugüne kadar. Evet. Alevi-Sünni çatışması kaşındı, Türk-Kürt çatışması kaşındı. Türkiye'de hassas noktalar üzerinden nasıl kavga çıkarabiliriz diye evlerin önüne çarpılar atıldı biliyorsun. Birçok şey yapıldı. Tabii. Türkiye'de birçok oyun denendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin insanı bir tartışır, kavga eder falan ama bu kadar alçaklıklara da pabuç vermez. Bırakmaz. Ama şu var, Türkiye'de bu yapılan terbiyesizliğin üzerine konuşmaya bile gerek yok yani. Fakat bu önceden çalışılmasa, akla gelmese, yani mesela hep böyle işte semboller de üzerine, mesela Çavbelle çalıyorlar. Çavbelle biliyorsun İtalya'nın komünist şey, anlamda bir sembolüdür. Güzel şarkıdır ama o başka. Onu tarafları karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Onu sevenlerle. Onu ondan sonra ileride dinlediğinde vay sen oradan ona mesaj mı veriyorsun olacak. Selda Bağcan dinle olacak değil mi? Selda Bağcan bugün diğer bir sanatçısı. Tabii. Ve o açıdan diğer sanatçılar gibi. O açıdan yani anlatabiliyor muyum? Semboller çatıştırması için de ilk adımlar olabiliyor bunlar. Bunları çok dikkatlice çalışmak ve tespit etmek lazım sorumlularını. Bulman lazım. Bulduğun zaman ibretlik teşhir edip cezalandırman lazım. Kesinlikle. Yapmazsan bunların yeni versiyonlarına aklın sırrın ermez neler çıkarırlar. Dediğim gibi çaldılar gittiler bir grup hayta insanın yaptığı şeymiş falan değil. Bunun derinlemesine bakmak lazım. Bak şimdi olaya bak. Yer İzmir. Tabii. Türkiye'de kamplaştırılmaya çalışılan, köşeye itilmeye çalışılan yer. İzmir dünya güzeli bir şehirdir. İnsanları da çok iyidir. Böyle ve Türkiye'nin herkes gibi, herkes de onun Türkiye'nin parçası olmaktan mutluluk duyarlar. Türkiye'de onun parçası olmaktan gurur duyar. İzmir, yani iyice ayrıştırayım diye, çalınan şarkıların, parçaların derinliğine bak, sembolüne bak. Çalınan yere bak, cami, hoparlörlerden ve tam ezan vakitlerinde o kadar iyi detaylar var ki. Yani hiçbir detayda hata yok. Ama Türkiye efsunlu, şerbetli ve tecrübeli olduğu için bunlara pabuç bırakmaz. Mide bulandırıcı ama üzüldüğüm nokta kavga ediyoruz Barış. Yani yarın gökyüzü neden mavi falan diye bir tartışma çıkabilir. Biri der ki hayır koyu mavi, hayır açık mavi. Koyu mavinin başka bir anlamı mı var, sembolü mü var, şu mu var, bu mu var falan filan adamla. Yani başka dünyanın bir yerinde bir olay çıkıyor. Ve olay bizi burada ikiye bölüyor. Onu falan nasıl beceriyoruz bilmiyorum ama mesela şu koronavirüs bugüne kadar nasıl şey çıkmadı merak ediyorum. Bence Barış koronavirüs senin yüzünden çıkmıştır. Hayır senin yüzünden çıkmıştır. Koronavirüs yoktu. Çinlilere onu senin verdiğin belirtiliyor. Hayır senin verdiğin belirtiliyor. Şeklinde bir şey iyi çıkmadı. Yani onu eğer bulsak yolunu onu da yapacağız diye düşünüyorum. Gerek yok. Gerek yok. Hepimiz ölümlüyüz. Hayat geçiyor. Bu ülkeyi güzel bir şekilde yaşatalım. Gelecekte çocuklarımıza ayıp etmeyelim. Yani. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Yani ülke bunlara pabuç bırakmaz. Çok gördük böyle şeyler. Bırakmaz, burada bırakmaz. Da pabuç bırakmayacaktır bizim milletimiz ama dediğiniz çok doğru. Sorumluların mutlaka ve mutlaka bulunup ibretlik cezanın da verilmesi gerekiyor. Çünkü hakikaten olacak iş değil. Dediğiniz nokta bir nokta daha önemli. O İzmir yani özel olarak seçilmesi oranın işte özel olarak o semboller çok önemli. Hakikaten dikkat etmek lazım. Peki çok teşekkür ediyorum. Bugün de tamamladık. Süremizi doldurduk. Bir kez daha sizin de bayramınızı tebrik edeyim. Tüm izleyenlerimizin de bayramını tebrik edelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Görüşmek hep beraber Barış'cığım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Değerli izleyicilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Bayramınız bir kez daha kutlu olsun. Hoşçakalın.